Merhabalar. Oscar'larda en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi senaryo gibi dallarda aday gösterilen American Fiction filminin incelemesiyle karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunun bir hatırlatmasını yapayım. Bu arada en iyi film dalında Oscar'lara aday gösterilen 10 filmin incelemesi de kanalımda yer alıyor. Onları da dilerseniz izleyebilirsiniz. American Fiction, Court Jefferson'ın yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı bir film. Kendisi televizyon kökenli bir yazar. The Good Place gibi, Watchmen gibi, Station Eleven gibi sevilen işlerin yazarlarından bir tanesi olarak çalıştı. Ve bu da ilk yönetmenlik denemesi. Bu senaryoyu Percival Everett isimli yazarın kitabından uyarlamış. Ve ilk yönetmenlik denemesinde de aslında gayet olumlu tepkiler aldı. Zaten Oscar'lara aday olmasından da görebiliyoruz. Özellikle Amerikan seyircisinin bu filmi çok sevdiği söyleniyor. Başrolünde de usta bir oyuncu Jeffrey Wright var. Monk karakterinin ismi. Harika bir oyuncu Jeffrey Wright. Ben onu Boardwalk Empire'da ilk olarak izlemiştim. Daha sonra işte Westworld'de ana karakterlerden biri olan Bernard rolünde zaten harikalar yaratmıştı. Daniel Craig'in canlandırdığı James Bond serisinde, James Bond'u canlandırdığı seride Felix isimli istihbarat ajanını canlandırmıştı. En sonunda The Batman'de Dedektif Gordon olarak görmüştük kendisini. Çok farklı karakterleri çok ustalıkla yansıtabilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Burada da bir akademisyeni canlandırıyor, Monk'u. Çok ketum, egolu, insanlara karşı mesafeli ve onlarla muhatap olmayı pek sevmeyen birisi Monk. Çıkardığı kitaplarda fazla akademik bulunuyor. Halk tarafından çok fazla sevilmiyor romanları. Ve yayın evleri de onu genellikle yeterince siyahi olmamakla eleştiriyor. Senin kitapların yeterince siyahi değil diyor. Monk siyahi biri ve bu yeterince siyahi olmamak da aslında bizim alışkın olduğumuz işte beyazların da onlardan beklediği azınlıkların sürekli kendi hikayelerini böyle ajitasyon dolu bir dille anlattığı hikayeler. O öyle bir insan değil. Monk'un ailesinin sosyoekonomik seviyesi yüksek. Ailesi genellikle doktorlardan oluşan eğitimli bir aile. Gettolarda büyümemiş, öyle bir şey görmemiş ve gerçekten de o alışkın olduğumuz siyahi edebiyatına uygun bir yazar değil. Fakat bu yüzden de kitapları satmıyor. Aynı zamanda sivri dilli biri, birazcık aksi biri. O yüzden akademisyenlikten de uzaklaştırılıyor. Ve ailesinin yanına gidiyor. Kız kardeşi ve annesinin yanına gidiyor. Ailesinin yanına yaptığı bu birazcık da zoraki dönüş, Monk'un kişiliğinde bazı kırılmalara ve değişimlere yol açıyor tabii. Uzun zamandır görmediği kız kardeşi ve onun bakımını üstlendiği Alzheimer başlangıcı olan annesiyle ilişkileri birazcık düzeliyor. Annesinin bakımını üstlendikçe onunla daha bir bağ kuruyor. Bu çevreyle daha çok bağ kuruyor. Aynı zamanda bir boşanmanın arifesinde olan annesinin komşusu Coraline ile flörtleşmeye başlıyorlar. Orada bir ilişkisi oluyor Monk'un. O birazcık onu yumuşatıyor. Aynı zamanda da uzun zamandır görmediği eşcinsel kardeşi Clifford'un ortaya çıkışıyla bir kopmuş bağ daha onarılıyor aslında. Ve böylelikle böyle böyle birazcık daha yumuşadığını görüyoruz Monk karakterinin. Aslında karakter inanılmaz bir karakter değişimi veya dönüşümü yaşamıyor. Bu benim biraz hoşuma gitti. Yani böyle bir anda bambaşka biri olur ya filmlerde genelde insanlar başından sonuna. Öyle olmuyor. Fakat biraz yumuşuyor, daha toleranslı, daha anlayışlı bir hale geliyor. Bu da benim filme dair, senaryosuna dair hoşuma giden şeylerden biriydi. Monk'un geçirdiği ailesi bazında özellikle ilişkilerinde geçirdiği bu değişim, bu başkalaşım filmin bir kısmını oluşturuyor. Diğer kısmı ise akademik kariyeri üzerine. Monk'un bir noktada şöyle bir şey aklına geliyor. Benden istendiği gibi bir kitap yazayım. Madem benim kitaplarım yeterince siyahi bulunmuyor, istenen gibi bir kitap yazayım ama bunu da takma isimle yapayım diyor. Ve bunu gerçekten yazıyor. Sahte bir isim kullanarak bir kitap oluşturuyor. İşte böyle siyahilerin hayatını oldukça ajitasyonla anlatan, zaten içeriye girmiş çıkmış, işte eski mahkum ve gettolarda büyümüş bir yazar karakteri tasarlıyor kafasında. Ve onun yazacağı dille, basit bir dille bir kitap çıkartıyor. Ve hiç beklemediği şekilde, başta küçümseyerek yaptığı, dalga geçerek yaptığı bu eser inanılmaz derecede seviliyor halk tarafından. Ve
iş inanılmaz yerlere gidiyor. Onun hiç de istemediği yerlere gidiyor. Ve bu yarattığı ona taban tabana ters olan yazar karakterinde bazı noktalarda kendisinin Monk'un canlandırması gerekiyor. Bu hikayenin devam ettiği arkla da gayet komik kısımlar ortaya çıkmış oluyor. Oralarını da çok beğendim. Tabii burada Jeffrey Wright'ın mükemmel oyunculuğuyla onu taşıdığını da söyleyebiliriz. Filmde aslında CIA'lerin hayatlarını tamamen bir ajitasyon malzemesine çeviren, onları böyle ağdalı, abartılı ve bozuk gramerlerle dolu bir aksanla konuşturan, her zaman yılda böyle birkaç tane örneklerini gördüğümüz filmlere ve edebi eserlere de ciddi bir eleştiri ve bir dalga geçme var aslında. Mesela en son örneğini söyleyeyim size. Color Purple. Yani bütün CIA'lerin bozuk aksanlarla konuştuğu, yanlış gramerlerle konuştuğu ve ajitasyon dolu bir işti ve mesajını da doğru düzgün veremiyordu. Ya bu gibi işlerle, bu gibi kitaplarla, filmlerle güzel bir şekilde dalga geçiyor. Ben onu çok beğendim. Aynı zamanda beyazların da azınlıklara hep azınlık olmanın zorluklarını içeren aynı işleri, bu tarz işleri onlardan istemesine ve bu ısmarlama işlerle piyasayı doldurmasına yönelik de sert eleştiriler var. Jeffrey Wright'ın harika oyunculuk performansına Sterling K. Brown da kardeşi rolünde eşlik ediyor. O ikisinin oyunculukları çok güzel. Zaten Oscar'larda da aday oldular. İkisi de bulundukları kategorilerin en güçlü adayları değil. Büyük ihtimalle alamayacaklar Oscar'ları. Fakat çok iyi bir oyunculuk performansı var filmde genel olarak. Gayet yerinde mesajları olan başarılı bir senaryo var. Ve eğlenceli bir anlatım tarzı var filmin. Cord Jefferson'ın iyi bir yazar olduğunu biliyorduk. Burada onu bir kere daha sinema filmiyle de taçlandırmış. Fakat yönetmenlik için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani ortalama bir televizyon dizisi bölümünden pek de farkı olmayan, çok yeni bir buluşu olmayan bir yönetim şekli var. Filmin yönetmenlik şekli var. Kurgusu da yer yer sarkıyor. Onu da söylemek lazım. Yani pek büyük bir beklentiyle izlemeyince keyifli, eğlenceli. Ama bu seneye dönüp bakınca da o kadar güzel filmin içinde pek akılda kalmayacak bir iş olmuş. Oscar adayları için de görece daha zayıf kalanlardan biri olmuş. Ama yine de gayet eğlenceli ve ortalama üstü bulduğum filmi tekrar söyleyeyim. Benim bu filmi puanım da ortalama üstü puana tekabül eden 5 üzerinden 3. İzlediyseniz yorumlarda siz de görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.